Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 725 milyon dolara kadar olan güvenlik yardımının başkanlık tarafından PDA yetkisiyle verileceğini duyurdu. Bahse konu yardım, Biden hükümetinin 2021 yılının Ağustos ayından bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden 23. ekipman tedariki olacak. Bu bağlamda yeni paket, Rusya'nın en son Ukrayna topraklarını ilhak etmesinden bu yana ikinci yardım paketi ve Ukrayna'nın Eylül ortasında büyük savaş alanı kazanımları elde etmesinden bu yana üçüncü PDA paketi. Yeni yardım paketi, HIMARS için ek mühimmat, 23 bin adet 155 mm topçu mühimmatı, 500 adet hassas güdümlü 155 mm topçu mühimmatı, 5000 adet 155 mm uzaktan zırh önleyici mayın, RAAM, sistemi, 5000 adet tank savar, HARM füzeleri, 200'den fazla HMMWV aracı, küçük silahlar ve daha fazlası için 2 milyon mermiden fazla hafif silah mühimmatı, tıbbi malzeme içermekte. Yeni paket, ABD Savunma Bakanı Austin'in Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu'nda yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarını bir araya getiren ve liderlerin ek güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt ettiği toplantının ardından geldi. ABD'ye ek olarak Almanya, Ukrayna'ya taahhüt edilen 4 adet Iris-T hava savunma sisteminden ilkini teslim etti. Almanya ayrıca yakın zamanda daha fazla Mars roket sistemi ve Obüs teslim edeceğini duyurdu. İspanya ise Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için 4 adet Hawk hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya toplamda 18.2 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti. 2014'ten bu yana ABD, Ukrayna'ya 20.3 milyar dolardan fazla ve Rusya'nın işgal girişimlerinin başlangıcından bu yana yaklaşık 17.6 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etti.